Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Yazılarınız bitmek üzere ve artık yarı yıl tatiline yaklaştık. Sizlerin 15 tatil dediği bu süreci nasıl değerlendirmeliyiz ve bu süreçte çalışma programımız nasıl olmalı? Bununla ilgili birazcık konuşalım istiyorum. Biliyorsunuz ki zaman çok hızlı geçiyor arkadaşlar. Eylül ayına başladığımız zaman daha Haziran'a çok var, çalışırım, yaparım diye söyleyen arkadaşlarımız şu an yavaş yavaş tutuşmaya başladılar. Bunu görebiliyoruz. Zaman çok hızlı geçiyor ve önümüzde çok bir şey kalmadı sınavımıza. Ama bu yarı yıl bizim için çok önemli. Bu yarı yılda yapmamız gereken şeyleri şimdi videoda zaten konuşacağız. Yarı yılı iyi değerlendiren farkı açacak. İyi değerlendiremeyen yarıştan tamamen kopacak. Bu videomuzda nasıl değerlendirmeliyiz ve çalışma programı şeklinde iki bölüm olarak gideceğiz. Ama öncelikle hepinizin şunu söylediğini biliyorum. Herkes istisnasız büyük ihtimalle bunu söylüyordur. Yaşasın, tatil geldi. Değil mi arkadaşlar? Gerçekten de güzel zaman dilimi. 15-20 gün boyunca okuldan uzaktasınız. Dinleneceksiniz, eğleneceksiniz, uyuyacaksınız. Sizin için gerçekten tam olarak bu söylemi gerçekleştirebileceğiniz, yaşasın tatil geldi diyebileceğiniz bir zaman dilimine giriyoruz. Evet, tatil sizin için gerçekten çok önemli. Niye önemli? Çünkü siz bu tatilde ne yapacaksınız? Dinleneceksiniz ve mutlaka ama mutlaka eğleneceksiniz. Bunları kesinlikle unutmamanız gerekiyor. Çıkın, arkadaşlarınızla futbol oynayın, voleybol maçları yapın, masa tenisine gidin. Bakın burada bir görsel var. Bilmiyorum sizin oralarınız, bulunduğunuz, yaşadığınız yerlerde sirk var mı ya da işte Luna Park var mı? Oralara gidin. Ailenizle beraber güzel filmler izleyin. Bilgisayar oyunu oynayın. Konsol oyunları oynayın. Yani tatilde sizin kafanızı dağıtacak, sınav stresinden ve sürecinden uzaklaştıracak dinlenme ve eğlenme etkinliklerini yapmayı mutlaka ama mutlaka unutmayın. Ancak şunu unutmamalısınız ki biz 8. sınıf öğrencisiyiz ve bizim hedeflerimiz var. Bu hedefimize 12'den vurabilmek ve hedefimize ulaşabilmek için çalışma ve dinlenme sürelerini mutlaka iyi bir şekilde ayarlanmalıyız. Evet, dinleneceksiniz ama çalışmayı da ihmal etmemeniz gerekiyor. Eğer bu 15 günlük süreyi iyi değerlendirebilirseniz olacak şeyler şu arkadaşlar. Siz eksikliklerinizi tamamlayıp okula yeni bir maratonun içerisine girdiğiniz zaman sizden daha az çalışan öğrenciler arkanızda kalacak. Ya da önünüzde olanlar sizinle birlikte iyi çalışıp yarı yıl tatilini boşlayanlar varsa eğer onlara da yetişmiş olacaksınız. Ya da daha da ön sıralardaysanız, daha da kafa noktadaysanız diğerleriyle aranızı açacaksınız. Biliyorsunuz ki bu sınavda 1.8 milyon kişi sınava girecek. Yani geçen yıllara göre çok fazla insan sınava girecek. O yüzden mutlaka ama mutlaka dinleniyorsunuz ama dinlenmeyle çalışmayı da birbirine karıştırmıyoruz ve dinlenmeyle çalışma sürelerini iyi bir şekilde ayarlıyoruz. Peki sorduğunuz sorunun şu olduğunu biliyorum. Hocam bunu diyorsunuz ama nasıl yapacağız? Bunu nasıl yapacağız? Şimdi bununla ilgili zaten konuşacağım ama öncelikle 3 aşamamız var. İlk olarak arkadaşlar bilinçli çalışmalısınız. Yani neye ne zaman çalışacağınızı bilmelisiniz ve ben bu çalışmamdan verim alabiliyor muyum? Benim için yararlı oluyor mu? Bunu bilmelisiniz. Yani insan 5 saatte çalışabilir ama 5 saatte çalıştığını 1 saatte de anlayabilir. Bunun için bilinçli, çalıştığınızın farkında olarak çalışmalısınız. İkinci sırada önereceğim şey planlı olmalısınız. Zaten bu videonun başlığında da gördüğünüz üzere siz planlı olmak için bu videoya geldiniz demektir. Yarı yıl tatilindeki çalışma programınızı, planınızı birazdan birlikte hazırlayacağız. Ve verimli çalışmak. Arkadaşlar, sizi eğer çalışmanızdan iten, soğutan şeyler, durumlar varsa birazcık çalışmaktan uzaklaşın. Yani oturduğunuz masa başında kafanız almıyorsa kalkın,
başka bir işle uğraşın. Başka bir zaman diliminde çalışmaya çalışın. Yani eğer kafanıza girmiyorsa o gün o saatte çalışmayın. Yani yapacağımız şey şu: verimli olmak. 150 soru da çözebilirsiniz, 300 soru da çözebilirsiniz ama verimli olarak çözeceğiniz 50 tane soru sizin için çok daha yararlı olacaktır. O yüzden 3 tane temel prensibimiz var. Bilinçli çalışacağız, planlı bir şekilde hareket edeceğiz ve çalışmalarımız inşallah verimli olacak. Şimdi yarı yıl tatilinde yapmanız gereken en önemli şey şu arkadaşlar: eksiklerinizi belirlemelisiniz. Ben burada 3 tane ders üzerinden yoğunlaştım. Biliyorsunuz ki sizin 6 tane temel branşınız var, 6 tane sınava gireceğiniz branş var. Bunlardan eksikliklerinizi belirleyeceksiniz. Bunun için sizlere bu videonun açıklama kısmına koyacağım, tam olarak şu kağıdın PDF'ini size vereceğim. Bunları çıkarabilir, her ders için eksik konularınızı belirleyebilir. Sonrasında da eksikliklerinizi tamamladığınız zaman karşısına tik atabilirsiniz. Birazdan bu bölüme de geleceğim. Öncelikle arkadaşlar, örneğin Türkçe'de dil bilgisi konularında sıkıntın mı var? O zaman yapman gereken şey dil bilgisindeki konulara tekrar çalışmak. Yani sen bu süreçte, 15-20 günlük süreçte eksikliklerini belirleyeceksin ve bu eksikliklerini kapatacaksın. Türkçeden yazım kurallarını anlamıyor musun? Ya da işte cümlenin ögeleri konusunu anlayamıyor musun? Bu senin eksikliğin mi? Bunu belirlemen gerekiyor. Tek tek bir liste oluşturacaksın. Matematik dersinde, ben matematikte kareköklü sayıları anlamıyorum, üslü sayıları anlamıyorum, bu senin eksiğinse yazmalısın. Eksiğini eksik olarak devam ettirirsen yanlışı körüklemiş olursun. Yanlışın üzerine benzin dökmüş olursun. Yanlışı bir ateş gibi düşün, ateşin üzerine benzin dökmüş olursun. Bu da bizi alev alev yakar. Biz bunu istemiyoruz. Yapacağınız şey, eksikliklerinizi belirleyeceksiniz. Örneğin benim dersim olan İnkılap Tarihi'nde 3. ünite ya istiklal ya ölüm, Kurtuluş Savaşı konularında sıkıntı mı çekiyorsun? O zaman bunu eksik olarak belirleyeceksin. İşte bunun için sizlere bir tablo hazırladım. Bu tabloyu aynen açıklama kısmına PDF olarak koyuyorum. Sizler de bu tablonun PDF halini oradan alabilir ve duvarınıza asabilir ya da işte dosyanıza yarı yıl tatilinde koyabilir. Her ders için bunu yapabilirsiniz. Bakın, öncelikle motivasyon sözümüz şu: şunu kesinlikle unutmuyoruz: başarmak için eksikliklerimi tamamlayacağım. Bakın, burada bir güçlü kol işareti var. Siz her zaman yılmayan güçlü bir kişi, birey olacaksınız. O yüzden başarmak için eksikliklerimi tamamlayacağım diye kendinizi motive etmeniz gerekiyor. Örneğin biraz önce konuştuk eksik konuları. Ben İnkılap Tarihi'nden gideceğim. Eksik konuları neler? Birinci ünitede işte Mustafa Kemal'in doğduğu şehir olan Selanik konusunu tam anlayamamışsan bu senin için eksik bir konudur. Yaz bunu buraya. Ya da işte 3. üniteye geldiğin zaman 3. ünitede Doğu cephesini, Güney cephesini tam anlayamadım, bu benim eksikliğim diyorsan yaz bunu. Sonrasında 3. üniteden yine devam ediyorum. 3. ünitede Sevr Anlaşması ile Lozan Anlaşması'nın karşılaştırmasını tam olarak anlayamadım, maddelerini anlayamadıysan, eksikliğinse bu konular, yaz bunları. Sonra yarı yıl tatilinde bu konulara tekrardan çalışacaksın ve çalıştıktan sonra bu konularla ilgili soru çözeceksin. Soruları çözdükten sonra da diyeceksin ki, aa bu kadar mıymış? Ve geleceksin Selanik konusunu, benim eksiğimdi, ben bu eksiğimi kendime inanarak, güvenerek ne yaptım? Tamamladım. Hemen buraya tik atacaksın. Doğu cephesi, konuları izleyeceksin ya da anlayacaksın. Açıklama kısmında işte burada konu anlatımlarından bu kısımları tamamlayacaksın. Ve Güney cephesi, Doğu cephesi benim için tamamsa tik atacaksın. Sevr Lozan, artık karıştırmıyorum hocam, benim eksiğim değil diye buraya tik atacaksın ve kendini motive edeceksin. Bu kağıdın PDF halini açıklama kısmına koyuyorum. Oradan her ders için alabilirsiniz. Bunu sadece İnkılap Tarihi için söyledim ama üzerine yazmadım özellikle şu ders, şu ders diye. Sizler eksikliğiniz hangi dersteyse onunla ilgili kağıtları çıkarabilir ve eksik konularınızı belirleyebilirsiniz. 15 gün için bunu yaptığınız zaman göreceksiniz ki eksiklikler artık sizin için hata olmaktan ve kusur olmaktan çıkacak ve siz o konuları anlayacaksınız ve önünüze daha düzgün bir şekilde, daha doğru bir şekilde bakabileceksiniz.
Şimdi son olarak geliyorum. Yarı yıl tatilinde yani 15 tatilde hedefi tam isabetle vurmak için hocam nasıl çalışmalıyım? Arkadaşlar bunun için sizlere boş bir tablo hazırladım. Bu tabloyu yine açıklama kısmında PDF'ini bulabilirsiniz. Kendiniz indiriyorsunuz ve gün gün nelere çalışacağınızı tek tek belirliyorsunuz. Biliyorsunuz ki yarı yıl tatilinde bir kurs ya da etüt genellikle olmuyor. Okullara devam edenler için söylüyorum. Özel kursu, dersi olanlar için ekstra onlar kendileri ayarlayabilirler. Bunun üzerinde değişiklik yapabilirler. Ben her zaman söylüyorum. Tüm dersleri her güne yayarak çalışmayın. Yani bir günde 6 tane temel dersi çalışmayın ya da 5 tane, 4 tane dersi çalışmayın. Arkadaşlar bunları bölüştürün. Temel ve en önemli dersleri yoğunluklu olarak, diğer dersleri birazcık daha az olarak, maalesef bunu söylemek zorundayım. Örneğin pazartesi günü yapmanız gereken şey Türkçe ile bir tane sözelin en önemli derslerinden bir tanesiyle sayısalın en önemli derslerinden bir tanesi olan fen bilgisini birlikte çalışabilirsin. Gün boyunca eksikliklerini tamamlayacaksın, eksikliğinle ilgili soruları çözeceksin ve geçmiş konularında yarı yıl tatilinde tekrar edeceksin. Salı gününe geldiğiniz zaman bakın yine bir sözel ders ama bu seferki sözel dersimiz inkılap tarihi. Ama burada bugün salı günü sayısalın en önemli derslerinden bir tanesi olan matematik konusunu, matematik dersini çalışacaksın. Burada da yine eksikliklerini belirliyorsun, onları tamamlıyorsun, geçmiş konuları tekrar ediyorsun ve yoluna devam ediyorsun. Çarşamba gününe geldiğimiz zaman yine sözelin en önemli derslerinden bir tanesi olan tekrardan neye çalışıyoruz? Türkçe'ye. Bakın pazartesi de Türkçe'ye çalışmıştım. Çarşamba da Türkçe'ye çalışıyorum. Çünkü katsayısı yüksek olan derslerden bir tanesi. Çarşamba günü yine aynı şekilde pazartesi çalıştığımı buraya alıyorum. Perşembe gününe geliyorum. Perşembe günü sayısalın en önemli derslerinden bir tanesi olan yine matematikle başlıyorum. Burada sözelin derslerinden bir tanesi olan İngilizceyi de buraya alabilirsiniz. Cuma gününe geldiğim zaman Cuma günü yine yapmanız gereken şeylerden bir tanesi Türkçeyi burada çalışıp yine burada sayısalın önemli derslerinden fen bilgisini burada çalışabilirsiniz. Cumartesi gününe geldiğimiz zaman sayısalın önemli derslerinden olan matematiği buraya alıp yine sözelin dersi olan din kültürünü buraya alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakalım Türkçeden bir burada çalıştık. Bir gün burada çalıştık, bir gün burada çalıştık. Yani 7 günün 3 günü Türkçe'ye çalıştık. Fen bilgisi 1, fen bilgisi çarşamba günü 2, fen bilgisi cuma günü 3. 3 tane fen bilgisi çalıştık. Matematik 1, matematik 2, matematik 3. 3'er gün sayısal ve sözel olan, yoğunluğu fazla olan derslere çalıştık. Peki diğer derslere bakıyorum. İnkılap tarihi burada 1, din kültürü 1, İngilizce 1. Aralarda eğer derseniz ki hocam ben bunu daha fazla yapmak istiyorum, daha fazla çalışmak istiyorum. Örneğin buraya bir tane inkılap kaydırabilirsin. Birazcık da inkılabı burada çalışırsın. Ya da işte hocam ben İngilizceyi daha fazla çalışmak istiyorum. Bugün İngilizceyi ekleyebilirsin. Bu sizin inisiyatifinizde. Ben yine söylüyorum. Kanalların ve hocaların sizler için şöyle yaptım, böyle yaptım, video hazırladım, ders çalışma programı oluşturdum olayına tam olarak inanmıyorum. Çünkü burada sizlerin özel hayatınızı, ders çalışma durumlarınızı, evdeki ortamınızı bilmedikleri için tam olarak doğru bir program hazırlayamazlar. O yüzden ben taslak bir çerçeve çiziyorum. Bunu kendinize uygun bir şekilde değiştirebilirsiniz. Bir gününüzü kendinize dinlenme olarak verebilirsiniz. Ama şunu kesinlikle söyleyelim. Mutlaka ama mutlaka her gün yapmanız gereken şey kitap okumak. Şimdi arkadaşlar bana kızıyorlar büyük ihtimalle. Birçoğunuz kızıyor olabilirsiniz. Kusura bakmayın ama yapacak bir şey yok. Her gün kitap okumalısınız. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki artık LGS sınavında sorular okuduğunu anlama ve anladığını yorumlama üzerine geliyor. Bu gücünüzü de, bu yorumlamanızı da ancak kitap okumayla geliştirebilirsiniz. Bu programın PDF halini açıklama kısmına koyuyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Videomuzu burada sona erdiriyoruz. Videolarımızı beğenmeyi,
ve bizlere destek olmak için hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.